Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Ali Bey'i aramıştım Twitter'dan, yanlış olmadıysa. Evet. Kaç yaşındasınız Ali Bey? 40. 40, ben de 38 yaşındayım. Mükemmel. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Yok, siz neyi merak ediyorsanız, ne yapmak istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Evet, Ali Bey, aslında ben sizi Twitter yetkili servisinden arıyorum. Evet. Bir iki paylaşım altına böyle çok taciz niteliğinde bir şikayet var. Numara atmışsınız, cümle kurmuşsunuz galiba. Teyit etmek amaçlıydı aradım ben sizi. Ayşe Karalar diye bir hanımefendi şikayet Ayşe yollamış. Ayşe Karalar. Karalar. Evet, fotoğrafının altına cinsel içerikli mesaj yazmışsınız. Fotoğraf da şu an önümde. Ama gördüğüm kadarıyla burada çok yanlış bir şey yok. Ayşe Hanım zaten çıplak fotoğraf paylaşmış. Siz de numara Yani ben öyle atmışsınız. bir şey görmesem kesinlikle yani doğru düzgün bir yazana en fazla diyeceğim merhaba nasılsınız falan. Yok, Ama burada yani her taraf açıksa oraya kendisi bir şeyler yazmışsa ben de altına yazmışımdır. evet, sikişelim tarzı bir mesaj atmışsınız. Ama buradaki kadın da yani cinsel içerikli bir fotoğraf paylaşıp bir beklenti içerisine girmiş. Sizin bir suçunuz yok burada. Ama işte ben ilk sizi aradım. Yoksa böyle salak saçma muhabbetler gereksiz yere taciz diye mahkemeye gidebiliyor. Şöyle söyleyeceğim sizlere. Zaten Evet. görüntülediğim kadarıyla bir suçunuz yok. Bir savunmanızı alacağım. Bu dosyayı iptal edeceğim direkt. Bazen Twitter'daki bazı kadın hesaplar böyle saçma sapan hareketler yapabiliyor yani. Ya yapsın ne diyecektim. Kendileri her istediklerini özelden yazıyorlar. Her istediklerini özelden söylüyorlar. Oraları Tamam. anladım. Oralar değil de şimdi sizi savunmanızı alacağım. Ne demek istersiniz? Yazıyorum şu anda. Vallahi o kendisi her şeyi gösterip de özelden bana mesaj attıysa ben de oraya numara atmışımdır. Başka yani kötü bir niyetim yok. Ben Ali. Evet. Kendisi açık fotoğraflar attıysa, kendisi istediyse yazmışımdır. Evet. Bana atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Onaylıyor musunuz? Evet. Bana atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu hanımefendi kendisi bir şeyler istediği için ben paylaştım. İstemeyen insanla kesinlikle işim olmaz. Kendisi toplum önüne açık fotoğraflar atınca sıkıntı yok. Ben cevap verince mi sıkıntı var? Böyle yazıyorum. Evet. Bu davadan beraatimi talep ediyorum. Evet. Onaylıyor musunuz Ali Bey? Evet. Tamam, çok şöyle söyleyeceğim. Ben inceledim. Şimdi şahsın profiline de baktım. Şahıs bilerek böyle bir şey yapıyor. Bu şahıs 30 kişiyi daha şikayet etmiş şu an görüntülediğim kadarıyla. Ben bu dosyaları iptal edeyim o zaman elimden geldiğince. O şahsı da hesabını kapattıracağım zaten. Suç işliyor şu anda. Yalnız şöyle Ya söyleyeceğim. burada size bir şey söyleyeceğim. Yani Buyurun. orada yüzde yani şu andaki benim Twitter'da takip ettiğim kadarıyla yazdığım kadarıyla %99'u hep jigolo sitesi. Evet, yani açık sayfalar var biliyorsunuz. Biz Twitter olaraktan yani artı 18 içeriklere izin veriyoruz. Yani uyarı niteliğinde Tamam baş. artı 18'de okey bak en başıma gelen en basit şeyi söyleyeyim size. Jigolo sitesi mesaj attım diye bana sözde avukatı telefon açıyor. Sizin adınıza dosya açıldı. Siz şu kadar ücret ödemeniz gerek. Ya siz Onların kabul bak ettiniz mi ya? şöyle söylemek istiyorum Ali Bey. Hiç kimse internetten dava, mahkeme herhangi bir şeyle maddi bir şey talep edemez sizden. Sizden 1 lira isteyen kişi dolandırıcıdır. Kimseye tek kuruş vermeyin Zaten kesinlikle. mahsustan avukata dedim. Gel dedim istediğin yerde buluşalım ben sana o Biz parayı vereceğim dedim. ben Twitter Cizre yetkilisi olaraktan sizlere açık konuşuyorum. Twitter böyle bir şey talep etmez sizden. Sakınlıkla kesinlikle inanmayın. Zaten aldım zaten ondan sonra numaraları kay. Ali Bey, gördüğüm kadarıyla iyi bir insansınız. Bazen bu dosyalara böyle savunma yapsam bile işleme geçebiliyor. İşleme geçmesin diye benim bir üst yetkilim var, Ergün Bey. Sizi ona bağlayayım istiyorsanız. Yani çünkü zarar görmenizi de istemem açıkçası. O direkt dosyayı iptal etsin. Ona bir derdinizi anlatın. Yoksa uğraşıp durursunuz yani. Tamam olabilir. Yani çünkü sonunda bir şey olmaz. Haklı çıkarsınız ama boş yere mahkeme cart curt uğraşmayın diye diyorum. Tamam olabilir. O zaman bekleyin, hatta kalın. Ben yetkilimiz Ergün Bey'e bağlıyorum. Tamam.
Bunu 40 yaşında mıydı? 60 da değil, 40. Alo Ergün Bey, müsait misiniz? Müsaitim, buyurun Fatma Hanım. Ya şöyle bir konu oldu. Yine yanlış bir şikayet var. Yani onu böyle bir beyefendiyle konuştum. Gayet iyi bir insan. Kötü bir niyeti yok. Uğraşmasın diye sizleri bir arayayım dedim. Ya şimdi ben herkese onu tam anlamıyla yapamıyorum yani. Bana da belirli bir limitim var. Yani çok şey bir konuysa, haksızlık yapılan bir konuysa tabii elimden geleni yaparım Fatma Hanım. Beyefendi şu an burada. Bir konuşur musunuz? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Böyle bir hakkında şikayette bulunmuş da Fatma yani Hanım, böyle şikayet neydi tam olarak? Ya bir tane kadın artı 18 fotoğraf paylaşmış, cinsel içerikli. Üstüne beni öyle yapan böyle yapan yok mu tarzı bir şey yazmış. Ali Bey de altına numara atıp sikişelim o zaman yazmış. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer kadın bunu kendisi yaptıysa, yani artı 18 bir içerik paylaşıp böyle yapan böyle yapan var mı dediyse, Ali Bey'in bunda yazmasında bir problem yok. Hani küfür biraz sıkıntı yaratabilir. O da büyük bir sıkıntı değil zaten. Hani pek böyle davaya konu olabilecek bir sıkıntı değil yani. Sonuçta kadın kendisi bekliyor. Ali Bey başka bir şey yazmamış mı? Ali Bey anlasın bir durum. Ali Bey bir anlatır mısınız? işte resimlerini paylaştı. Şuramı mı yaparak var mı? Buramı yaparak var mı? O zaman dedim çok istiyorsanız dedim. Al numaram dedim. İstediğin zaman dedim. Yalan değil sikişebiliriz diye. Böyle bir mesaj attım. Anladım Ali Yani Bey. ondan sonra tekrar bir daha kendisine hayatta yorum yapmamışımdır. Tek bir yorumum vardır. Tam olarak nasıl bir yorum yapmıştınız? Bir daha söyler misiniz? Vallahi ben şu anda hatırlamıyorum da Fatma Hanım daha iyi biliyor. Ama başka yani Yok, daha yeni. Daha en yeni fazla söylediğiniz şeyi bir daha söyler misiniz? yani eğer de çok istekliyseniz, yapmak istiyorsanız dedim, alın numaram burada dedim. Telefon numarasını vermişimdir. Arayın, buluşup sikişelim demişimdir. Anladım. Yani sonuçta karşı tarafta bir beklenti içerisinde Ali Bey, doğru mu? Evet. O Yani zaman onu bunda bir suç yazmadan yok. yani normal bir Tamam. paylaşım olsa kesinlikle yani öyle bir şey yazmanın Ali imkanı Bey, yoktur. anladım. Sizin burada Fatma Hanım, görüntüyü bir atar mısınız? Attım şu an. WhatsApp'tan bakabilirsiniz. 5 dakika önce attım. Bakıyorum. Bu sikişelim yazılan yorum mu? Evet. Bunda bir şey yok ki ya. Allah'ım ya Rabbim. Yani niye yapar bunu bir insan? Kendisi zaten istemiş ya. Kadın resmen beni siken yok mu yazmış. Açık fotoğraf paylaşmış yani. Ali Bey, gördüğüm kadarıyla da iyi bir insansınız. Benim bir 5 dakikamı alacak ama sizler için değer diye düşünüyorum. Yani çünkü gereksiz yere gitmeyin. Hatta kalın lütfen. Tabii. Şimdi ben şeye bağlanıyorum. Ben maska bağlanıyorum Ali Bey, tamam mı? Direkt Twitter'ın Evet. ana binasına bağlanıyorum, tamam mı? Oradan sizin adınıza konuşacağım. Direkt şimdi Türkiye yetkilisi olduğumuz için her şeye müdahale edemiyoruz. Direkt Amerika Twitter Elon Musk'a bağlanıyorum. Konuşacağım sizin hakkınızda. Siz arada bir onay vermeniz lazım sadece. Olur mu Ali Bey? Tabii. Tamam. Fatma Hanım, bağlar mısınız Elon Musk'a? Bağlıyorum. Açtı Ergün Bey. Hi Elon Musk. What are you doing my brother? Yeah, in Turkish. Wonderful my brother. I miss you. Yeah. It is problem. Dosya numarası kaçtı şey Fatma Hanım? 356. 45 years old. Yeah. Ali Bey, orada mısınız? Evet. Şey, sikişelim yazmıştınız değil mi sadece? Evet, başka bir şey yok yani. Elon Musk. Elenki. Elon Musk, my brother Ali Bey is Sanibel Beach. Sanibel Beach, Ali Bey. Not problem. Not problem, Elon Musk. Yeah. Ali Bey motherfucker, yeah. Yeah. Elon. Ay, my bro. Ali Bey. Ben şimdi Evet. konuştum, Elon Musk'la konuştum sizin için. Şey, tam olarak yaptığınız ifadeyi söyler misiniz? Vallahi işte yorumun altına eğer çok istiyorsanız, yapmak istiyorsanız alın numaram, istediğiniz yerde buluşup sikişelim diye öyle bir şey yazmışım. Elon Musk, my brother. Ali Bey is not problem. It is yorum altı. It is yorum altı. Fucking. She is Sanibel Beach. Yeah, my brother. Yeah. Ali Bey is Berat talebi. Berat talebi. Berat talep ediyorsunuz değil mi Ali Bey? Evet.
Ye Ali Bey is Berat Talebi not problem. Not. Not sapık not abaza. Ali Bey is wonderful good sanable pitch people. Ye. Ali Bey. Efendim. I am sanable pitch der misiniz lütfen? Efendim? I am sanable pitch der misiniz? I am? Sanable pitch. Sanable pitch. Evet şimdi söyleyin. Elon Musk. Listen is Ali. Listen is Ali. My brother please. I am sanable pitch. Yeah, motherfucker Ali. Yeah, Elon Musk. Is Ali sanable pitch kuzu diye de gaye. Yeah. Not problem my brother. Okay. O zaman şöyle söylüyorum. Berat talebini istiyorum. Sen de onaylıyorum diyeceksin. Tamam mı abi? Evet. Tamam. Elon Musk. Berat talebini istiyorum. Bana önerici. Elon Musk. Ali is not problem. Ali is Berat talebi. Ali is sanable bitch. Onaylıyorum diyeceksiniz. Onaylıyorum. Tamam. Tamam my brother. Yeah. Ali Bey. Elon Musk'a bir teşekkür edebilir misiniz? Bu adam bu saatte uğraştı. İletim kendisine. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim Elon Musk Bey deyin. Çok teşekkür ederim Elon Musk Bey. Kolay gelsin. Ali is thank you my brother. Okay. See you later. Ali Bey. Efendim? Dosyanız silindi. Tebrikler. Teşekkür ederim. Biraz daha dikkatli olun. Yani özelde konuşulursa problem olmuyor. Toplum önünde bazen her kadınla da konuşulmuyor. Dikkatli olmakta fayda var. Bazı kadınlar çok tehlikeli. Ya çok tehlikeli, biraz önce inanmazsınız. Özelden yani size atsam, yani Twitter'a atsam siz de inanmayacaksınız. Benden belki 1000 kere para istedi. Ben dedim yüz yüze görmediğim kişiye dedim kesinlikle bir kuruş para vermiyorum. Ondan sonra ağzına gelen küfrü söylemiş. Siz zeki insansınız Ali Bey. Olur mu öyle şey ya? Sizi kandırabilirler mi? Vallahi ya bir de sizi... Ya şu kadar para yat hemen yanına geleyim ya. Kardeşim ben sen niye atayım o parayı? Ha sokağa yırtmış atmışım, ha sana atmışım. Ergün Bey. Ergün Bey, bu arada dosyayı kapatınca uyarı geldi. Dosyayı tekrardan açmışlar da. Hanımefendi baştan şikayet etmiş, telefon numarasını bırakmış. Ya bu ne bu baştan uğraşıyor ya? Ali Bey. Efendim. Sizin bu numara attığınız bir kadını bağlıyoruz. Bir konuşun bakın derdi neymiş bunun ya, tamam mı? Şikayet açmış, tamam. Baştan açmış ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bağlayın kendisini. Fatma Hanım numara bırakmış mı? Evet bırakmış şu anda. Baştan şikayet etmiş. Ha bağlandı şu anda. Merhabalar. Merhaba, kimle görüşüyorum? Merhabalar. Siz o Ayşem 836 hesabının sahibi misiniz? Evet benim. Ben şikayet ediyorum. Ben taciz oluyor ama siz şikayet geri çekiyor. Hanımefendi bakın. Fotoğraf paylaşmışsınız. Ali Bey de burada. Ali Bey orada mısınız? Evet buradayım. Fotoğraf paylaşmışsınız. Yok mu beni siken tarzı? Yani fotoğrafın da yani bir tarafınız gözüküyor açık konu. Evet sana ne bundan? Ben istedim göstereyim. Tamam hanımefendi gösterebilirsiniz. Özgürsünüz, biz ona bir şey demiyoruz. Yalnız bu fotoğrafın altına yani biri gelip sizi sikeyim yazarsa o adama bir şey diyemezsiniz ki. Çünkü siz sikilmek istiyorum yazmışsınız. Doğru mu Ali Bey? Evet. Biraz lütfen kadın terbiyeli ol yani. Terbiye değil hanımefendi, yazdığınız şeyi söylüyorum. Lütfen sonuçta da Ali Bey boş yere mahkemeye niye ifade geçsin ya? Ali Bey'le sizi, Ali Bey bir merhaba deyin hanımefendiye. Hanımefendi bakın, eğer öyle bir şey istemiyorsanız oradan direkt yorum yapabilirsiniz. Lütfen bana böyle şey yazmayın diye altına not düşebilirsiniz. Bakın Ali Bey, ben Türkçe biraz zor. Benim baba Türk, anne Rus. Ben 3 yıl İstanbul'da yaşıyorum. Bazen yanlış kelime yazabiliyorum. Ama sen gelip her kadın sikerim olmaz lütfen, tamam? Ya o zaman paylaşmayalım. Paylaşırsanız da lütfen bana böyle şeyler yazmayın diye oraya not düşeceksin. Tamam sana ne, sen tam bir orospu çocuk olmak var. Orospu çocuk seni. Küfür etmeyin tabii. Sen orospu çocuğu olmasan lütfen ağzından öyle kelime çıkmaz. Benim ağzımdan öyle bir kelime hanımefendi, çıkmadı. Sen hanımefendi bak. Terbiyesizlik yapmayın. Bak hanımefendi terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ama kendisi geliyor, ben fotoğraf paylaştım, orospu çocuk, sapık orospu çocuk, bu bana sıkışalım yazmış. Sen kim lan, benimle sıkışmak var, yarak ya kafa. Ya sen günde 1000 kişinin altına yatıyorsun, defol git ya. Ben senin yere git sana, ya. Sana vermedim diye böyle orospu çocuk oluyor değil mi? Bakın hanımefendi. Bak ya lütfen terbiyeli konuşun. Bayansın lütfen de... Hanımefendi sizin Türkçeniz zayıf mı? Evet biraz zayıf yani. Bak bu yüzden insanları yanlış anlıyorsunuz. Ali Bey'e bak yanlış yapıyorsunuz. Ali Bey size kötü bir şey yapmadı, saygılı davranıyor. Siz alt tarafı sikişelim yazmış ya. Açık fotoğraf paylaşmışsınız. Belki de Ali Bey'in niyeti bir kadını mutlu etmek o anda. İhtiyacı olan bir kadını, doğru mu? Evet. Ben bunun gibi kokoş, varoş, orospu çocuk beni sikemez tamam. Bak
Bak dediği kelimeyi duyuyorsunuz değil mi? Bakın Ali Bey size sözse haklı. Ali Bey size haklı, sözse haklı yani gerçekten yani. Ali Bey size şu anda sözse haklı. Ama ne yapayım kendisi? Ben anlamıyorum onun Türkçe. Ben anlatayım. Ali Bey ne demek istiyorsunuz? Bayan sen öyle yaptığın için ben sadece sana numarayı verdim. İster kabul edersin ister etmezsin. Hatta oraya da not ben işte lütfen bana böyle yazmayın diye not düşebilirsin. Ben işte anlamıyorum. Bak ben orospu çocuğu değilim. Siz orospu olmasanız o resmiyle böyle konuşmayı yapmazsınız. Ben anlamıyorum işte Türkçe. Ben anlatıyorum. Rus'sunuz değil mi siz? İsminiz de Elina. Ali Bey sizin söylediğiniz Rusça söylüyorum aynı şekilde. Onaylıyor musunuz? Evet. Hadi söyle. Tamam söyleyeceğim. Adam bir okey çeksin. Elina, dobrasivo kasika privet kaktele marta tonu tifem kerdi Ali Bey sosup çocuğu. Not. Yani privet kaktele bütün dobroski Ali Bey is yani topa. Elina, Ali Bey is not problem. Dobrasivo kasika ama diye tekrar ana götünde skype de kapta. Ali Bey. Evet. Onlar konuşuyor. Bekleyin bir konuşsunlar. Sesleri kesildi şu anda. Tamam. Argun Bey, dobrasivo kasika privet kaktele kuta 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 kuta. Elina, Ali is Ali Bey'in kusucu yattığa kadar yemada tonu tüfemken de dobrasi bu kasi kabri bu tutup da taşak o dobdo Ali Bey'in sabı orası çocuğu. Argun Bey, haraşo maraşo kutu diyata koyu tukota bu tu da bende tuk tuk taba titi tu. Not problem Erina. Ali Bey burada mısınız? Evet buradayım dinliyorum. Bu anlamamış ya sizi. Ben diyor benim niyetim diyor. Argun Bey. Bir dakika benim niyetim diyor öyle değildi ben arkadaşlık istiyorum diyor ben Türkçe yazamadığım için öyle yazdım. Ha orada açık bir şey yazdıysam diyor Ali Bey diyor belki ondan yazmıştır ben anlamıyorum diyor Türkçe. Evet evet biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu da orada sadece diyebilir lütfen böyle şey yazmayın diyebilir. Ne diyor? Erina Ali Bey lütfen niye yazmıyor diyebilir. Marta tonu tüfem kerde araşı varaşı pırve kaktel afrikate topu. Ali Bey orası çocuğu anası götü dersi ki Ali Bey. Yani kuvvet yapı yoktu. Bilal Dobroz ki Ali Bey tak anası götü dersi ki Ali Bey. Tamam. Alo. Alo. Ali Bey bekleyin onların mikrofonu kesiliyor bazen. Tu tu tu. Yeah 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 yeah. Ali Bey is not problem. Ali Bey is wonderful people. Mükemmel people. Perfect. Ben daha yeni öğrendim. Ben nereden bileyim pratiklerim de Dobroski? Not not. Ben Dobroski ile bir orospu çocuğu anasını götürdü. Yani kafanızı yiyemeli. Tu. Anlamına koymalı. Anlamına koymalı. Tu topa bir de Dobroski. Ali Bey. Efendim. Tamamdır. Bir problem kalmadı. Ben konuştum sizin adınıza. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ne dedim biliyor musunuz Rusça? Efendim? Ne dedim biliyor musunuz Rusça? Ne dedim biliyor musunuz sizin adınıza? Öyle iyi bir insansınız ki. Bir laf söyledim ondan sonra kapattı. Tamam dedi şikayet etmeyeceğim. Rusça ne dedim biliyor musunuz sizin aklınızda? Efendim? Dedim ki Ali Bey tam böyle orospu çocuğu. Dayı sen ya. Farkında mısın? Amına koyayım köyün birinde oturuyorsun bu saatte Elon Musk'la konuşacağına mı inanıyorsun? Ben senin umudunu inancını sikeyim lan. Ya arkadaş bunlar var ya. Ne bileyim ya tamam haydi şu anda ben çok yoğunum gece vardiyasında çalışıyorum. Ali Bey, görüşürüz. Ali Bey. Efendim? Senin ben kafanı sikeyim. Ali sen tam bir kafa salak orospu çocuk. Aman ha kodum sen.